geldi hangi kategoriye? En iyi komedi senaryo dalına. Efendim her zaman olduğu gibi adaylarımızı izlerken en iyi komedi senaryo ödülünü açıklamak üzere, ödülü takdim etmek üzere çok değerli, çok usta bir oyuncuyu sahneye davet ediyorum. Ege Aydan geliyor. Komedi dizisi en iyi senaryo. Benim de ödülüm. Fethi Kanfercı, Saygın Delibaş. Avrupa Avrupa. Bu sersemliyor ama ölmüyor. Yalama oldu artık bu ya. Burak Aksak, Leyla ile Mecnun. Gülemem bugün. Yavuz'u kaçıracağız. Ha evet, ben yanlış anlamadım. Abi yavaştan tünel kazmaya başlasak mı? Nasıl çıkar karanlıkları aydınlığa? Birol Güven, Murat Aras, 80'ler. Var yoksa he? Birileri bağırıyor, bunlar kim ben anlamadım. Fiyatlar bir artmış, bir artmış, sorma gitsin ya. Anlamıştım, yemin ettik. Gani Müjde, Yahşi Cazibe. Top yerine tabak çanak fırlattı kafamız her tarafa ya. Yarın da tezi yok. Boşanma işlemlerini başlatıyorsun, tamam mı? Efsaneli gelin adayı Nurhal Karak. Gülse Birsel, Yalan Dünya. Saçmalamayın yahu. Valla sen bir toplasana kendini, bir git bir sevgili mevgili bul, bir şey yap. Bundan başka Cihangir'in yok. Komedi dalında en iyi senaryo ödülü bakalım kimin olmuş? Hoş geldiniz bir kez daha. Hoş bulduk tekrar. Hepinize merhabalar. Burada ödül vermek, ödül almak kadar heyecan verici gerçekten. Bu kıymetli ödülü açıklamak üzere zarfımızı açıyoruz. 3. Antalya Televizyon Ödülleri en iyi komedi senaryo. Burak Aksak, Leyla ile Mecnun. Burak Aksak, Leyla Mecnun. Olaylar olaylar diyerek Leyla ile Mecnun 3. Antalya Televizyon Ödülleri'nde komedi dalında en iyi senaryo ödülünü kucaklıyor ve koşa koşa, koşar adımlarla geliyor. Beyefendi hoş geldiniz. Çok tebrikler. İyi yetiştiniz. Hadi alkış. Çok saçma. En yüksek, en kocaman alkışlar. Bizim işe en baştan beri çok hani absürt komedi diyorlar ama ben hep komik, hüzünlü ve saçma bir hikaye anlattığımızı söylüyorum. Bu gece de o anlardan biri aslında. Ya şöyle bir saçma, bayağı hani dışarıdaydım, koşarak geldim. Evimde bir televizyonum yok ama televizyon ödülüm var artık, bu güzel bir şey. Bir de aslında konuşmada sürelerin ne kadar saçma olduğundan, yani bu televizyon süresi yüzünden... Yani kendimi bir her hafta tüketilen ve giderek bitme noktasına gelen bir mal gibi hissediyorum normalde. Bu acı bir şey yani ve güldüremiyorsunuz ister istemez. Bunları söyleyecektim. Söylemeyeceğim. Eyvallah. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Tebrikler. Ayağınıza sağlık. Ege Aydan'a da alkışlarla uğurluyoruz. Sonsuz teşekkürler efendim. Teşekkür ederiz.